ki PKK'nın ve türevlerinin şu anda KADEK, KCK bilmem ne neyse işte bunlar Güney Amerika'daki uyuşturucu kartellerinden daha fazla uyuşturucu kaçırıyorlar. Onun için KADEK uyuşturucu örgütü narkoterör terör örgütü olarak tanımlandı. Bu sefer bunlar KADE'yi KCK'ya çevirdiler. Aslında PKK 2002'de de tamamen devlet sildiği için kendi kendini feshedip isim değiştirmişti başka bir yapılanmaya geçmişti. Şimdi yeniden bu ceset hortlatılmaya sanki varmış gibi varmış gibi daha doğrusu kalıntılarını güçlüymüş gibi göstererek bir noktaya varmak istiyor ama onu daha sonra ama söyleyeceğim. Ama işin bir de Suriye ayağı var efendim. Şimdi orada uzantısı YPG PKK evet. diye konuştuğumuz terör örgütü var ama buyurun burayı bir hızlıca geçelim. Evet. Çünkü Şimdi bizim bu 30 evet. tane 30 yılda 20 tane savaş var. Ve dünyadaki savaşların yani son 30 yıldaki dünyadaki savaşların %90 küsürü bizim etrafımızda oluyor. Ve biz burada kendi vatanımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesinde bu savaşların hiçbir tanesine Hiçbir tanesi bizim ülkemizin içerisine sirayet edemiyor. Sığınmacılar hariç, sığınmacı akınları ama savaş olmuyor. Savaşa kimse bizimle cesaret edemiyor. Neden? Güçlü devlet, güçlü silahlı kuvvetleri nedeniyle. O nedenle devletimizin güçlü olması, silahlı kuvvetlerimizin güçlü olması bizi bu cehennemde cehennem çemberi. Cehennem çemberinde yani. cennette yaşatıyor. Bunun farkına varalım. Biz şu anda vatanımızda, milletimizde şu anda televizyon programları yapıyoruz, konuşuyoruz devletimiz. Bir de kimse şuna şu umutsuzluğa kapılmasın. Onu da söyleyelim. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti zor durumdadır. Hayır, zor durumda falan değildir. Gençlerimize özellikle gerçekçi bir umut vermek istiyorum. Gerçekçi. Buyurun. O da şu. Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kurulduğu 29 Ekim 1923'ten itibaren her gün bir önceki günden daha güçlendiğine inanıyorum, görüyorum, öyle. Bugün dünden güçlüyüz. Yarın 28 bugünden Ekim'den. güçlü olacağız. Uzun. Yarın bugünden daha güçlü olacağız. Şimdi o yüzden devletimize, vatanımıza, milletimize güvencimiz tamdır. Yeter ki birlik bütünlük içerisinde olalım, Türk milleti çatısı altında toplanalım. Türk milleti yani parçalanma.